Son zamanlarda Atatürk'e karşı bir dezenformasyon çalışmaları var genelde. Milli bayramlarda özellikle ismi anılmıyor. Silah arkadaşların ismi anılmıyor. Yani sanki böyle Cumhuriyet hoşlanmayan artı hilafeti isteyen tiplerin de bazı yerlerde olduğunu görüyoruz. Yani burada ne yapmaya çalışıyorlar? Rıdvan Bey, ben sahaya hakimim. Yani çokça hem geziyorum hem iletişim var. Evet. Yani bir 15 yıl önceye ya da 10 yıl, 20 yıl önceye göre o geçmiş dönemde çeşitli yalan üzerine inşa edilmiş anlatımlarla toplumun bir kısmının kafası çok karışıktı. Ama şu anda şunu çok net olarak söyleyebilirim ki emin olun Atatürk'e karşı sevginin gittikçe kat ve kat arttığını görüyorum. Evet. Hele hele muhafazakar mahalle dediğimiz ya da kendisine İslamcıyım diyen insanların çocuklarının çoğunun Atatürkçü olduğunu, Cumhuriyet'in değerlerinin ne kadar anlamlı olduğunu görüyor. Şöyle fotoğrafa baktığımızda, yani yanı başımızdaki İslam coğrafyası ve Orta Doğu coğrafyasındaki yaşanan bu sorunlar otomatikmen tabii sizin Cumhuriyetçi ve Atatürkçü olmanızı gerektiren en önemli nedenlerden bir tanesidir. Evet. Çok ismini zikretmeyeceğim ama bilindik bir gazeteci kadın, yani tabii böyle Arabistan'a ve İran'a gitmeden önce hem Atatürk'e ve Cumhuriyet'e karşı olan alerjisini bir öz eleştiriyle ifade etti. İran'dan döndükten sonra dedi, benim bütün şeylerim değişti. Daha sonra da Arabistan'a gittim. Gördüm ki evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok büyük bir değermiş deme nezaketini gösterdi. Ve bunlar tabii olacak maalesef. Özellikle devletin kurumları dediğimiz, yani Diyanet İşleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir kurumdur. Evet. Bugün orada kendilerini özgürce ifade etmeleri ya da onlar gibi düşünenlerin ülkeyi yönetmelerinin yolunu yine işte bu Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in değerleri aşmıştır. Diyanet'in tutumu gerçekten çok üzücü. 2 yıl önce yine bir Diyanet mensubu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili incitici cümle kullandığı için kendisine çok sert bir cevap vermiştim. Bana fezleke geldi ama o Gazi Mustafa gitmedi. Şimdi üzücü olan şu, 40 tane 100 tane fezleke gelsin hiç önemli değil, bunun bir önemi yok. Ama Cumhuriyet Savcısı, yani sisteminizi kurduğunuzda biliyorsunuz birçok şeylerin önünde Cumhuriyet yoktur. Savcıların isminin önünde Cumhuriyet vardır, Cumhuriyet Savcısı. Cumhuriyet Savcısının görevi Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet'in değerlerini korumaktır. Evet. Ama ne yazık ki o Cumhuriyet Savcısı, o aymaz olan kendisine sözde din adamıyım diyene değil, bana fezlekeyi gönderdi. Hiç önemli değil. Binlerce fezleke de gönderebilirler. Bunlar tabii devletin kurumlarının bize bu ülkeyi bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı tutumunu mutlaka değiştirmesi lazım. Toplumun tutumu değişti. Gerçekten insanların bakışları da değişti. Çeşitli cemaat mensuplarının geçmiş dönemde hiç olmayan rivayetler yaratarak yaratmış olduğu düşmanlıkları herkes günün sonunda görmüş oldu. Evet, aynen öyle.